Şimdi omuriliğe geldik. Omurilik ve beyinde 3 tane zar vardı. Sert zar, ince zar ve örümceksiz zar. İnce zar ile örümceksiz zarın arasında beyin omurilik sıvısı bulunuyordu. Peki nedir bu beyin omurilik sıvısının görevi? 1. Beyne dışarıdan gelen darbelere karşı, bu omurilik için de geçerli, dışarıdan gelen darbelere karşı koruyacak, aynı zamanda atıkları toplayarak ince zardaki kan damarlarına verecek ve iyon dengesini sağlamaya çalışacak. Eğer bu zarlar iltihaplanırsa menenjit denilen bir hastalık ortaya çıkacaktır. Peki nedir omuriliğin görevleri? Arkadaşlar, omurilik beyin ile vücut arasındaki bağlantıyı kurar. Yani beyinden çıkan sinirler omurilikten geçerek vücuda gider ve vücuttaki sinirler de omuriliğe uğradıktan sonra beyine gider. Yani her iki taraf arasındaki köprü görevini omurilik sağlar. Peki çapraz geçim olayına bakalım. Omurilik soyanında motor nöronlar çapraz geçiyordu. Omurilikte ise vücuttan beyine giden sinirlerin çapraz geçtiği bir yerdir. Peki vücuttan beyine giden bu sinirler duyu nöronu mu? Evet, duyu nöronu. O halde omurilikten duyu nöronları çapraz geçiyor. Omurilik soyanından ise motor nöronlar çapraz geçmektedir. Omurilik aynı zamanda kalıtsal refleksleri, bazı kalıtsal reflekslerin gerçekleşmesinde görev alıyor. Bunun dışında şartlı refleks gibi alışkanlıklar gibi olayların da denetlediğini söyleyebiliriz. Hemen omuriliğin yapısına bir bakalım. Omurilik tıpkı omurilik soğanı gibi dışta ak maddeden, içte ise boz maddeden meydana gelir. Duyu sinirleri omuriliğin arka kökünden, yani dorsal kökten girmekteyken motor nöronlar ise ventral kökten veya karın bölgesinden çıkmaktadır. Ve küt kısmı dorsal kök, daha geniş olan kısmı ise ventral kök. Peki nöronlar nereden girecek, nereden çıkacak? Buraya dikkat etmekte fayda var. Duyu nöronları omuriliğin dorsal kökünden itibaren giriş yapar. Ara nöronlar zaten merkezi sinir sistemindeydi ve omurilik de bir merkezi sinir sistemi elemanı olduğu için omuriliğin içinde yer alır ve motor nöronlar ise omurilikten aldığı bilgiyi ventral kökten çıkarak efektör organa iletir. Omuriliğin kazanılmış refleksleri, yani sonradan elde edilen refleksler. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus şu: önce beynin özel eğitiminin gerçekleşmesi lazım. Bu yüzden de uyaranın sık sık tekrarlanması gerekir. Beyin öğrendikten sonra bundan sonraki olaylar omuriliğin kontrolünde ve otomatik olarak gerçekleşmektedir. Mesela önce dans etmeyi öğreniyoruz. Beyin bunu öğreniyor ama dans ederken yapılacak hareketler otomatik olarak gerçekleşiyor. Bisiklet kullanmak, önce bisiklet kullanmayı öğreniyoruz. Zaten düşüyoruz, kalkıyoruz vesaire. Daha sonra beyin bunu kavradıktan sonra omurilik bu olayı otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu durum gitar çalma, şarkı söyleme, limon görünce ağzın sulanmasıyla da ilgili. Önce şarkının sözlerini ezberliyoruz, öğreniyoruz. Ondan sonra şarkı söylediğimizde otomatik olarak şarkının sözlerini, müziğin ritmine ayak uydurmamız omurilik tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Peki dans etmek, bisiklet kullanmak gibi olaylar acaba kalıtsal mı? Biz bunu çocuklarımıza aktaracak mıyız? Omuriliğin bu kazanılmış refleksleri, yani alışkanlıklar dediğimiz bu refleksler elbette çocuğumuza aktarılmayacak. Çünkü bunlar genetik değildir. Ve uyaran uzun süre tekrarlanmazsa bu reflekslerde zayıflama yaşanabilir. Örneğin çok uzun süre dans etmezsek bazı hatalar yapabiliriz. Peki omurilik bu alışkanlıklarda hata yaparsa, mesela gitar çalarken yanlış bir notaya dokunursa, o zaman beyin devreye girer, hatayı düzeltir, sonra tekrar olayı omuriliğe bırakır. Bunu biz neye benzetiyoruz? Usta-çırak ilişkisine benzetiyoruz. Çırak hata yaptığında, ki çırak burada omurilik oluyor, beyin yani usta devreye giriyor, olayı düzeltiyor ve ondan sonra tekrar olayı çırağına, yani omuriliğe bırakmış oluyor. Omuriliğin kalıtsal refleksleri var. Bunlardan bir tanesi basit refleks yayı, yani patella refleksi. 3 nöronlu refleks yayımız var. Bir de ekstansör refleks dediğimiz çapraz refleks yayı var. Önce patella refleksi, yani diz kapağı refleksinden bir başlayalım.
Hemen ekranımızda da görüyoruz iki tip kas var. Bunlardan biri quadriceps kası, bir diğeri ise biceps kasıdır. Uyaran geldiği zaman duyu nöronu omuriliğin arka kökünden omuriliğe giriş yapıyor. Duyu nöronu hem motor nöronla hem de ara nöronla sinaps yapıyor. Buraya dikkat ediyoruz. Peki biz burada kimi kasacağız? Quadriceps kasını mı kasacağız? Biceps kasını mı kasacağız? Bacağın öne doğru hareket edebilmesi için bizim quadriceps kasını kasmamız gerekiyor. Ama orada duyu nöronunun sinaps yaptığı bir ara nöron var. Oraya dikkat edin. O ara nörondan çıkan motor nöron biceps kasına gidiyor. O zaman bizim bu biceps kasının kasılmasını engellemek için ara nöronu inhibe etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de motor nöron impuls almamalı ve biceps kası kasılmamalıdır. Bu yüzden impuls ara nörona değil, impuls direkt motor nörona gidiyor. Ama kimin motoruna gidiyor? Tabii ki quadriceps kasına giden motor nörona gidiyor. Ve bu yüzden ara nöron kullanmadan doğrudan motor nöron impulsu duyu nöronundan alıyor ve quadriceps kasına göndererek orada kasılmasını sağlıyor. İmpulsun izlediği yolda ara nöron yok. Ancak tepkinin gerçekleştirilebilmesi için diğer tarafta gördüğünüz ara nöron var. O ara nöronun inhibe edilmesi gerekmektedir. Evet, olayı şimdi düzgün bir sırayla verelim. Reseptör uyarıyı alıyor ve bu uyarı duyu nöronuna aktarılıyor. Duyu nöronu dorsal kökten omuriliğe doğru girdi. Ve bundan sonra doğrudan impulsu kime vermesi lazım? Motor nörona vermesi lazım. Peki ara nöron ne olacak? Onu da inhibe edeceğiz. Ve ventral kökten hemen motor nöron çıkıyor. Ara nöron burada kullanmadım. Ventral kökten çıktıktan sonra motor nöron üzerinden efektöre uyarı gidiyor. Yine konunun daha iyi anlaşılması açısından yine kanalımızdaki animasyonlarda patella refleksinin anlatımı mevcuttur. Hareketli görsel anlatımlardan daha iyi de anlayabilirsiniz. Evet, 3 nöronu refleks yayına geliyoruz. Patella'dan farklı olarak burada ara nöron kullanılmaktadır. Eli yanan bir muma değen bir insanı gördüğümüz zaman orada reseptör uyarıyı alarak duyu nöronunu aktarıyor. Duyu nöronu dorsal kökten giriyor. Ve burada duyu nöronu omurilikteki ara nörona bir impulsu veriyor. Ara nöron gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra ventral kökten çıkacak olan motor nöronu aktarıyor ve o motor nöron da impulsu efektöre vermiş oluyor. Yani burada ekstra ne kullandık? Ara nöron kullandık. İmpulsun izlediği yolu tekrar yazalım. Önce reseptör uyarıyı alır ve duyu nöronuna verir. Ve ara nörona bunu aktarır. Daha sonra ventral kökten motor nöronlar çıkar ve efektöre impulsu verir ve tepki de gerçekleşir. Evet, gelelim ekstansör refleksiye, çapraz refleksiye. Hemen şeklimiz üzerinde konuyu anlatmaya çalışalım. Burada ayağına çivi batan bir kişiyi düşüneceğiz. Hemen şuradan çivinin battığını ve burada çivi battığı zaman duyu nöronu bu uyarıyı alır ve dorsal kökten girerek omuriliğe aktarır. Ancak nasıl bir tepki verilmesi gerekiyor? Ayağıma çivi batan bacağı uyarandan, çividen uzaklaştırmam gerekiyor. Yani orada çekme hareketi yapmam gerekiyor. Peki diğer ayak ne olacak? Diğer ayak ne olacak? O ayağı da itmem gerekiyor ki dengemi sağlayabileyim. Yani çivinin battığı ayağı çekerken diğer ayağı da itmem gerekiyor. O halde iki ayakta da tepki oluşuyor. Bu yüzden omurilikten bir çapraz nöronun geçmesi gerekiyor. İşte buna biz ekstansör refleks adını veriyoruz. Şekli inceliyoruz. Ayağı çivi batan ayakta biceps kaslarını kasmam gerekiyor. Quadriceps kasını ise kasmamam gerekiyor. Bu yüzden quadriceps'e giden ara nöron inhibe edilecek, biceps kasına gidecek olan ara nöron uyarılacak ve o ara nöron da biceps kasına gidecek olan motor nörona bu impulsu aktaracak ve ayak çekilecek. Diğer bacağa geçiyoruz. Diğer bacakta ise quadriceps kasının kasılması ve biceps kasının da gevşemesi gerekmektedir ki ayağı itebileyim. Bu yüzden diğer bacaktaki biceps kasına giden motor nöronu uyaracak ara nöron inhibe edilmeli ama quadriceps'e impuls götürecek olan motor nöronu uyaracak olan ara nöron ise aktive edilmeli ve böylece de
ayak itilebilmelidir. Böylece ekstansör reflekste her iki bacakta da tepki gerçekleşerek vücudun hem dengede kalması sağlanır hem de uyarandan o bacağın uzaklaşması sağlanır. Yani çiminin battığı ayak çekilirken diğer ayak itilir, buna çapraz refleksiye veya ekstansör refleksiye adı verilmektedir. Evet, hemen boşluğumuzu dolduralım. Uyaranın alındığı efektör çekme hareketi yaparken diğer bacağın efektörü ise itme hareketi yapacaktır. Ayağa bir çivi battığında önce tepki mi veririz, yoksa o çivi battığı için acıyı mı hissederiz? Ve bilgi beyne ulaştıktan sonra tepkiler nasıl gerçekleşir ve refleksin amacı nedir diye sormuşuz. Değerli arkadaşlar, önce tepkiyi veririz, sonra acıyı hissederiz. Zaten acıyı önce hissetseydim omuruluğa gerek kalmazdı ki. Bilinçli olarak ben o ayağı çekerdim. O halde refleksin amacı nedir? Uyaran daha fazla zarar vermeden tepkiyi gerçekleştirebilmek. Mesela şekle baktığınız zaman çivi daha fazla ayağın içine girmeden o ayağı çekmemiz gerekiyor. Bu yüzden refleks gerçekleştiriliyor. Beyin omurilik reflekslerini devre dışı bırakabilir mi? Mesela orada bir soru sormuşuz örnek olarak. Kolumuza iğne vurulduğumuz zaman acaba kolumuzu çekiyor muyuz? Hayır. Beyin omurilik reflekslerini devre dışı bırakabilir ve iğne vurunduğumuz zaman da kolumuzu çekmeyiz. Uykuda refleksler devam eder mi? Zaten omuriliğe baktığımız zaman omurilik tepkiyi gerçekleştirmek için beyinden izin almıyor ki. Otomatik olarak zaten gerçekleştiriyor. Bu yüzden de uykuda refleksler devam edebilir. Mesela uyuyan bir kişinin ayağını gıdıklayıp ayağını çekebilir. Beyin tahrip olursa omurilik refleksleri devam eder mi? Tabii ki eder, çünkü omurilik tepkiyi beyne danışmadan veriyor. Anastezide refleksler nasıl olur? Arkadaşlar, anestezide ameliyat yapılırken veya bir diş çekimi düşündüğümüz zaman bu refleksleri bizim ortadan kaldırmamız lazım ki doktorlar işini rahatça yapabilsin. Yani refleksler zayıflatılır ya da durdurulmuş olunur. Omurilik kendi refleksleri öğrenmeyle oluşur mu? Arkadaşlar, omurilik kalısal refleksleri öğrenmeyle oluşmaz. Adı üzerinde kalısal refleksler diyoruz. Zaten onlar genlerimize kodlanmıştır ve doğuştan bize gelmektedir. Sinirlerde yorulma görülmez ama buna karşılık refleks şeklindeki tepkiler yorulmaya duyarlıdır. Omurilik refleksleri yorgunluk gösteren ilk reflekslerdir. Beyin gerçekleştirdiği olayla ilgili beyne de bilgi gönderecektir. Yani olaydan beynin de haberi olacak. Çünkü uyaranı aldıktan sonra, omurilik tepkiyi gerçekleştirdikten sonra beyne bilgiyi gönderir. Beyin de bundan sonra nelerin yapılacağı hakkında yorumlar yapmaya başlar. Ayağa çivi battı, o ayağın ne olması lazım? Tedavi edilmesi lazım. Veya o çivili tahtanın oradan kaldırılıp kenara konulması lazım. Bundan sonraki olaylar da beynin kontrolü altında gerçekleşmektedir.